Emniyet Şeridi'nden siz otomobil severlere merhabalar diliyorum. İyi pazarlar hepinize. Biz her hafta olduğu gibi sizler için yepyeni araçları test etmeye devam ediyoruz. Bu hafta da değişik ve yeni bir aracımız var. Murat'cığım şöyle gösterir misin izleyicilerimize? Bu hafta sevgili izleyenler Honda City 7. jenerasyonuyla bizlerin test konuğu Murat Arabul'la birlikte tüm detayları konuşacağız. Ne yapalım? Tasarımla detayları konuşmaya başlayalım. 7. jenerasyonda neler değişmiş? Şöyle karma bir araç görüyoruz aslında. Böyle Honda Civic, Honda Accord detayları, yani aile bireylerinin detaylarını da görüyoruz City'de. Güzel, şık bir far grubu var Murat'cığım. İzleyicilerimize ilk önce far grubunu gösterelim. Çok şık bir far grubu var. Dokuzlu böyle mercek, led farları görebiliyoruz. Altına indiğimiz zaman Murat, sis farları bölümü var ki böyle bıçak izleri de görüyoruz. Böyle pençe gibi bir bölmeyle çevrelenmiş, güzel, şık durmuş, sportif durmuş. Burada güzel bir ızgara, havalandırma çıkışı var üstünde Honda logosu ve altında da şurada böyle rüzgarlık, hafif rüzgarlık gibi duran böyle karbon fiberimsi bir parça kullanılmış. Bak, işçilik çok güzel. Bunu çok konuşacağız bugün. Bu araçta işçilik güzel ama malzeme kalitesi biraz ortalarda kalmış diyebilirim. Kaput yapısı Civic'e göre baktığımız zaman biraz daha yuvarlatılmış bir yapıda. Daha hani Civic'te mesela daha keskindir. Daha keskin hatlar görürüz. Honda City'de biraz daha yuvarlatılmış kaput yapısı görüyoruz ama girintiler, çıkıntılar var. Hani keskin hatlarda var. Gayet karakteristik bir yapıda var City'de. Yan profile doğru devam edelim. Şöyle biraz açılalım. İzleyicilerimiz yan profil de görsün. Güzel bir jant yapısı var. Onu belirtelim. Hafif üstünde çamurlukta böyle çıkıntılar görüyoruz ve omuz hizası çok güzel bir sportif hat var. Yani arka C sütuna kadar uzayan güzel bir yapıyı da görüyoruz. Aynalar çok önemli. Murat, aynaları gösterelim. Aynaları normalde biz genelde A sütunda görüyoruz. Yani şurada görürüz. Aynalar kapı bölümüne alınmış. Bu neyi sağlamış? Daha az kör nokta. Daha az kör nokta. Araçta teknoloji olarak mesela kör nokta uyarısı yok ama buna ihtiyacınız olmuyor. Ciddi anlamda kör noktayı aza indirmiş. Buraya konumlandırılması. Parmak okuma sistemli alüminyum kapı kollarını görüyoruz aracın yan profilinde. Onun haricinde çok büyük tasarımlar yok. Daha sade, şık bir yapı var. Şöyle bir arka yaşam alanına bakalım Murat. İzleyicilerimize arka yaşam alanını gösterelim. Şöyle ben bir oturayım. Neler var neler yok bakalım. Koltuklar bir kere kumaş. Kumaş böyle yumuşak, güzel bir koltuk yapısı var. Onu belirteyim. Bak, burada mesela saklama alanı var. Teknolojik hiçbir donanım yok. Mesela USB çıkışı, herhangi bir 12 volt soket falan yok. Ama eşya gözü bölümü var. Buraya da böyle kocaman bir su koyabiliriz. Yani yaklaşık 1 litrelik suyu buraya yerleştirebiliriz. Koltuk arkası, yolcu bölümünün arkasında saklama gözü var. Bak, burada saklama alanı var ama şoför bölümünde yok mesela. Niye? Bu da çok enteresan bir. İlk defa görüyorum bunu. Burada yok. Burada saklama alanı var. Onun dışında bir kol dayaması var. Kol dayaması var da böyle durmuyor. Baş ve diz mesafesine bakalım. Çok önemli bu tür araçlarda. Bak, B sınıfı sedandayız. Mesafeye bak. Oh, müthiş. Bak, bacaklarımın koltukla arasında 5 parmak bir mesafe var. Yani neredeyse bir karışın üzerinde mesafe var. Baş mesafesi boy 1.80. Baş mesafesi de oldukça iyi. Ki tavan böyle alçalmasına rağmen. Tavan alçalıyor ama ona rağmen güzel bir baş mesafesi de var. Şaft tüneli. Bak, çok geniş değil. Böyle 3 parmak falan. Ortada da böyle oturmanıza izin veriyor araç. Çok rahat eder misiniz? Tabii ki etmezsiniz. Araç ne kadar büyük olursa olsun zaten arka tarafta hani 3 kişi yolculuk yapmak çok konforlu değil ama şaft tünelinin küçük olması buna da imkan sağlıyor. Şöyle bir arka tasarıma bakalım Murat. Arka tasarımda farlar güzel. Arka stoplar led. Onları da belirtelim. Onun dışında bak, burada standart olarak sunulan bir geri görüş kamerası var. Ancak park sensörü yok. Herhangi bir sensör bölümüne de denk gelmiyoruz. Bagajımızı açalım. Bakalım bagaj nasıl? Bagaj bir kere açılırken çok hafif, yani hani herhangi bir amortisör de yok. Çok hafif bir bagaj yapısı var. Yaklaşık 519. Şöyle bakalım şu halıyı da kaldırdığımızda yarı stepne. Yani orijinal değil. Küçük bir lastik görüyoruz burada stepne olarak. 519 litrelik bir bagaj kapasitesi var.
Sevgili izleyenler, dışarıdan konuşacaklarımız bu kadar. Gayet sade, şık, güzel bir tasarım var Honda City'nin. Kendine karakteristik yapıları da var. Şimdi içeri geçelim. Murat Arabulu'la birlikte içeride ne konuşalım? Konfor konuşalım, teknolojisini konuşalım, performansına bakalım. CVT bir şanzımanı var, 121 beygirlik bir motor ünitesi var. Bununla beraber de tabii ki yakıt tüketiminden bahsedelim. Emre Şehir devam ediyor. İyi seyirler diliyorum. Hoş geldin. Yüzün gülüyor. Evet. Yani dışarıyı çok beğendik. Güzel. Çok, çok şık bir araba. Değil mi? Şık, güzel. Rengi de güzel. Şey olarak, estetik olarak çok şık. Estetik olarak güzel. Malzeme kalitesini de çok beğenmedik. Evet. Dışarıda ama işçilik güzeldi. Tasarımlar güzel. Güzeldi. Evet. Kendine has karakteristik yapıları da vardı. Fena değil. Güzel bir not aldı dışarıda. Hı-hı. İçeriye geldik. Sen yine her hafta olduğu gibi içeride de böyle bir tasarımı değerlendir. Tamam. Malzeme kalitesini, işçiliğini değerlendir. Çok büyük teknolojik donanımları yok ama şöyle üzerinden bir ufak geçelim. Yani işçilik ve malzeme kalitesine gelirsek şöyle bir benzetme yapmak istiyorum. Yani böyle çok usta bir aşçı şefe. Böyle kısıtlı bir malzeme vermişler ama o şef olabildiğince güzel yemek yapmaya çalışmış gibi bir... Müthiş. Müthiş değerlendirme. Aynen öyle düşünüyorum. Aynen öyle düşünüyorum. Öyle bir arabanın içindeyiz. Hem içeride hem dışarıda. Yani içeride şöyle bahsedebiliriz. Yani malzeme kalitesinden bahsedelim. Yani tasarım olarak çok şık. Mesela şöyle krom detaylar kullanılmış. Aynı şekilde şurada. Şurada deri döşeme gibi bir kaplama gibi bir şey görüyoruz ama malzeme kalitesine geldiğimiz zaman... Plastik. Çoğu ve yer. Her yerde. Değil mi? Çukur kapakolları böyle mi? Ortalar falan böyle. Ama dediğin gibi kromlar falan o açıyı biraz kapatmış. Yani ustalar çok çalışmış. Evet. Güzel evet. Gösterelim. O şef o malzemeden, kısıtlı malzemeden evet. Güzel şeyler yapmak için bayağı çalışmış. Bayağı yani. Çalışmışlar. Yani şöyle şuraya bile gelirsek abi baksana şurada bile yani çok ucuz. Kapa açma, 1 milyoncudan almış cam açma, gibi. Evet cam açma tuşu bile. Çok kalitesiz görünüyor. Şurada bir şey var kolumuzu koyduğumuzda bir kumaş bir yapı var orası çok hoş. Aynı yapı burada sol tarafta da var. Koltuk yapısından devam edelim. Koltuk biraz bana sert geldi. Sert. Çok yumuşak evet. Diyemeyiz. Kumaş sert bir yapısı var. Kumaş şeyleri var. Bu sağ sol bel kavramaları var. Kavramalar nasıl? İyi değil kavramaları mi? İyi abi. Aynen. Onu şimdi biraz girişiklerde daha iyi şey yaparız orada bakalım. Sallamıyor mu sallamıyor mu ama kavramaları güzel. Hem baldır böyle. Baldır tarafları hem bel kavramaları iyi fena değil. Şu orta kısım ben çok hoşuma gitti mesela. Krom, piyano black ve gri tonları çok güzel birbirine yedirip harmanlayıp güzel bir görünüm katmışlar. Çok fazla tuş yok. Sade ve şık diyebiliriz. Ama tuşlar çok güzel. Bak. Tuş kullanımı evet çok güzel. Tuşlar çıtı çıtı görüyor musun? Bu ses çıt 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 öyle çok, çok güzel. Evet. Güzel. Bak o tuşlar mesela ekranınızın tuşlar da öyle. Hı-hı. Hakikaten sempatik duruyor yani dokunduğun anda. Biraz teknolojisine kayalım. Teknolojiyi konuşalım. Daha sonra hemen performansa geçelim. Teknolojik donanım olarak gerçekten kısıtlı bir araç. Rakiplerine baktığımız zaman zaten rakipler de hemen hemen bu teknolojiye sahip. Bir Egea'nın çok donanım yelpazesi ve opsiyon olduğundan dolayı Egea'da birkaç böyle ekstra teknoloji görebiliyoruz. Ama genel olarak işte Tayland'a falan baktığımız zaman da bu tür teknolojiye sahipti. Neler var? O işte dokunmatik bir bilgelence ekranı var. Çok kullanışlı mı? Çok büyük teknolojiler sunuyor mu? Hayır. İçeriğinde hayır. Ama en azından son dönem en yüksek teknolojiyi içinde barındırıyor. Akıllı telefonlara entegre edebiliyorsun. Evet. Taktığın andan itibaren USB kablosunu, şurada bir USB giriş var. Hatta bak telefon simgesi var gösteriyor burada. Evet. Telefonunu USB kablona takıyorsun. O andan itibaren akıllı telefonun ekranda. Akıllı telefondaki bütün menüleri burada görüyorsun. Mesajlarını, uygulamalarını ekran içinde görüyorsun. Bu çok önemli. Onun dışında klasik ekran ayarlarını, Bluetooth ayarlarını ulaştığın, hatta şöyle gösterelim. Bluetooth ayarları, ekran ayarları, saat ayarları, ses ayarları, açılış ekranı gibi ayarları görüyorsun. Çok fonksiyonel bir bilgelence ekranı yok. Ama dediğim gibi akıllı telefonların uyumlu olması müthiş. Anahtarsız giriş çalıştırma sistemi var. Dijital bir klima var. Dediğimiz gibi tuşları çok güzel. Kullanımı çok kolay. Bak burada mesela ortada menüde her şeyi gösteriyor. Yukarı veriyorsun, bacaklara veriyorsun. Hem bacaklara hem yan. Bu şekilde simgeleri de burada görüyorsunuz. Yarı dijital, yarı analog. Evet, yarı dijital, yarı analog gibi dijital bir klima var. Onun haricinde aşağıda çift USB girişi var. Teknolojik olarak bunu sağlıyor bizlere. Eco butonu var. Bu teknoloji yakıt tasarrufunu aza indiriyor. Daha tasarruflu kullanıyorsun Eco'da gittiğin zaman. Bunu söyleyelim. Mesela benim sol tarafımda ESP on-off tuşu var. ESP'yi buradan devre dışı bırakabiliyorsun. Direksiyon simidi üzerinde teknolojiler var. Sağ tarafta cruise kontrolü ayarlayabiliyorsun. Bu tuşları görüyorsun. Sol tarafta da tamamen bilgi eğlence ekranını ayarladın. İşte ses açma kapama
radyo frekanslarını değiştirme gibi tuşları görebiliyorsun. Shift pedal'lar, yani direksiyon halkası vitesler var. F1 şanzımanlarda gördüğümüz. Şimdi Japonların bir takıntısı var ve bu takıntıyı gideremiyorlar. Özellikle bunu Honda çok kullanıyor. Yol bilgisayarlarının direksiyon simidi üzerinde göremezsin. Yani yol bilgisayarının ayarladığın tuşu direksiyon simidi üzerinde göremezsin. Ya burada çubuk vardır. Çok demode değil mi? Çubuğa basarsın. Çok demode, çok eski bir teknoloji. Bunda da mesela yuvarlak. Bak burada yuvarlak bir tuş var. Hemen sinyal butonu altında. Buradan ayarlıyorsun. Basmatik şekilde. Yani hani direksiyon simidi üzerinde alışırız ya biz yol bilgisayarı ayarlamak. Burada göremem. Burada yuvarlaktan ayarlıyoruz. Çok enteresan. Onun dışında katlanabilir aynaları var. Kör nokta uyarıları da yok ama dışarıda da anlattığımız gibi aynalar o kadar güzel konumlandırılmış gibi. Kör noktayı çok aza indiriyor. Çok güzel. Bunlar katlanabiliyor da. Onu da belirtelim. Çok da onun dışında teknolojimiz yok yani. Eksikler var. Güvenlik donanımları çok eksik mesela. Şerit takibi sistemleri yok. Mesela geri görüş kamerası var ama park sensörü yok. Bu çok büyük bir eksik. Mesela park sensörü bu dönemde, evet, bu fiyatlarda ve opsiyon olarak da bu donanımları alamıyorsun. Evet. Ön çarpışma uyarı sistemi yok mesela. Koltuk ısıtma, hadi vazgeçtim bu sınıfta. Koltuk ısıtmalara falan zaten yani ihtiyaç duyma bu sınıfta. Ama şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, park sensörü, bunlar çok önemli hakikaten. Bunlar eksikler ama güzel yanları da var işte. Güzel yanlarından da bahsediyoruz. Çok fiyat performansı da baktığın zaman fiyatlar rakiplerine göre uygun. Uygun. Daha uygun fiyatlar var. Özellikle 4 ay önce mesela lansman fiyatları çok uygundu. Çok iyi fiyatlar vardı. Evet. Ama şimdi fiyatta konuşacağız program sonunda. Biraz daha kabarmış. Evet, en sevdiğim şanzıman Civic dedim ama orada tabii ki biliyorsunuz benim programı beni takip edenler bilir, ben Civic'ten nefret ederim. Gerçekten sevmem. Çünkü bana haz verme. Ben biraz daha araçları böyle devirli, performanslı kullanmayı severim. Ama sakin kullanmak isteyen bir tüketici için Civic'li şanzıman birebirdir. Bak. Bak şimdi 60-70 ile gideceğim, 80 ile gideceğim. Arabada sıfır ses. Bak. Motor, evet, sesi yok. Anladın mı? Sanki elektrikli bir araba. Evet. Yapmışım. Bak çok sakin gidebilirsin. CVT'yi zorlamayacaksın. CVT performans isteyip CVT'yi zorladığın zaman CVT seninle inatlaşıyor. Acayip inatlaşır. Ne vermeyeceğim der. Hı-hı. Anladın mı? O istediğin performansı, o beni zorlamayacaksın. Ben arıza yapmayacağım. Ben uzun ömürlü bir şanzımanım. O diğer şanzımanlara benzetme beni der. Hı-hı. Bak şimdi. Bak. Bağırır. Bağırır der ki gazı çek. Gazı çek. Yani. Gazı çek. Bak, daha gazı fazla bağırma. Nasıl? Evet. Bak, inatlaşma, gazı çek. Sakinleşin bak. Bir de şimdi bu araba turbo beslemesi, atmosferik bir motor. Bunun, bu motorun canlanması için sen bu motoru 5000, 6000 devir, 4000 devirden sonra kullanman lazım. Yani performans alamak için üst devirleri çevirmen lazım. Bak, açılıyor motor bir tek motor, bak. Biliyor musun, bak 5000, 6000, evet. 6000'den sonra açılıyor motor zaten. Evet. Ama CVT'de diyor ki, be birader basıyorsun o kadar da ben bağırırım. Bak, ben neyin atlaşma, ben bağırırım. Sakin kullanmak istiyorsan gaza hafif dokun. Yine giderim. Bak mesela şey, olumlu yanları yok mu bunun? Var. Pürüzsüz, geçişleri zaten hissettirmiyor. Şey yok, diş yok, kademe yok. Kademe olmadığı için geçişleri hissetmiyorsun. Peki abi, yakıtta nasıl CVT? Bak Murat, ilk gün teslim aldım Maltepe'den. Bizim kanalımız Bayrampaşa'da. Oraya Maltepe'den Bayrampaşa'ya geldim. Çok trafiğe takılmadım. Kaçla geldim biliyor musun? 5.7 ile geldim. 5. Bak, benzinli olmasına rağmen. Çok 5.7 ile geldim ama şu an 7.6'lara çıkmış. Bak, 4 gündür kullanıyorum. Aynen, 4 gündür kullanıyorum. 7.6 aslında var ya, benim kullandığım gibi hiçbir şey. Ama CVT gibi kullanırsan, inatlaşmazsan bu şanzımanla yakıtta böyle 6.6'ları, 6.5'ları çok rahat görüyorsun. Bak, böyle sakin kullandığın zaman hakikaten sorunsuz, sessiz, tam böyle aile aracı. Anladın mı? Performans, sakin kullanan bir tüketici için muhteşem bir aile aracı yani. Ama biraz böyle Vitek'ten ben biraz performans alayım diyorsan, bak vites 4500'den sonra açılıyor. Vitek motor. Üst devirler de açılıyor. Ne zaman gaza bassan bak aynı sesi duyuyorsun. Çünkü CVT kademe atlamıyor. Hani bir kırbaç vurup aracı öne atmıyor. Kademe. Onun için de pedal shift'ler koymuşlar. Mesela değişirken hafif rahatlatıyormuş hissiyat veriyor. Ama gaza yine bastığında yine aynı şeyi alıyorsun. Yine aynı sesi alıyorsun. CVT kullanırken hafif gaza basacaksın, performansını aldığını ayağını gazdan çekeceksin. Çok az dokunacaksın yani. Mesela 120'ye ulaştın, 120'den sonra daha şey yapma.
Basma yani. Ya da bastıkça hafif ayağını da çek. Bastıkça çek, bastıkça çek. Bak basıyorum, çekiyorum, sakinleştiriyorum. Biraz daha basıyorum. Orada bak performans şeye çıkıyor, yukarı çıkıyor. CVT'yi böyle kullanacaksın. Bak, arkalar bağımsız değil, torsiyon çubuk var ama ben bu aracın şasisine bayıldım abi. Çok dengeli bir araç. Özellikle viraj girişlerde çok dengeli. Bak buna, onu göreceksin şimdi. Ya, kompakt çok, bir araç. Evet, kompakt bir araç. Aynen. Bak şimdi o viraj giriş çıkışlarda yola nasıl oturduğunu göreceksin. Bak hop. Bak hop. Hiç kesmiyorum bak. Evet. Direksiyon kesmeden giriyorum. Kesmeden giriyor musun? Evet, direkt giriyor düz. Bak. Normalde kese kese girelim. Daha böyle hızla bak 60-70 ile o virajlara girdik. Daha musun? Sert girebilir misin? Sen savrulmayı. Gireriz. Dönüşte şimdi onu da deneriz. Bak hatta şuradan dönelim. Aynı girdiğimiz yönde tersinde daha performanslı girelim. Çünkü de, daha iyi girecek yani daha sert de girecek. Mesela park sensörlüğünün olmaması şöyle. Biz şimdi alışıyoruz ya bütün araçlarda park sensörlüğü. Kendi aracımda da var mesela. Evet. Test araçlarında da var. Böyle bazen daldırıyorum biliyor musun geri gelirken park ederken. Unutuyorum biliyor musun? Ötecek diye bekliyorum. Hani kameradan gözümü çekersem unutabiliyorum. Bak 70-80'lerle virajlara giriyoruz. Şurada biraz daha sert girelim. Evet, hiç kayma yapmıyor. Hiç şasi ne kadar dengeli bak. Çok iyi. Bak. Evet. Ne kadar dengeli bir şasi var. Bu bir de yol tutuşu şey torsiyon olmasına rağmen bağımsız bir süspansiyon olsa arkada arkadan en ufak bir kaymadan daha böyle iyi giriş çıkışlar yapabiliriz yani. Bu konuda çok iyi. Yol tutuşu gerçekten çok iyi onların. Zaten Japonların yol tutuşları iyidir yani. Şimdi tamamen 0-100 alanına kadar performansı gideceğim. Aracın ne kadar bağırdığını göreceksin. Çok bağırıyor evet. Bak kademe atlama hissiyatı veriyor ama o kademe atlamıyor aslında. Oldu ya, scooter şanzıman yani. Bak 130-140'lardayız. Bu arada sen de bir yalıtıma bak. Rüzgar hiç gelmiyor gibi abi şu an. Çok iyi. Tek, ya galiba ben motor sesinden duyuyorum. Motor sesinden rüzgarım yok bak. Bıraktım gazı. Biraz rahatlatalım motoru. Şimdi rüzgar dinle. Var. Çok az da çok. Var. Şiddetli değil ama var. Yani şiddetli ama rüzgar var. Hani 100-110'da öyle var. Güzel bir rüzgar sesi var değil mi? Bu da bir Japon'a sığdırmaz. Öyle mi? Yalıtım çok önem vermez der. Japon'a Honda özellikle yalıtıma çok önem vermez. Benim yol tutuşum iyi olsun der. Uzun ömürlü olayım. Arıza çıkartmayayım. Şimdi 0-100'e geldik. 121 beygir 245 Nm torku var. 0.100'ü yaklaşık 10 saniyeler civarında. 10.5 saniye gibi. Çarma yapmayacak ve 0-20 arasında, 0-20 km arasında, yani 20 km bölü saniye arasında hızlanmayı daha hızlı gerçekleştirecek. Hazır mısın? Hazır. 1, 2, 3. Bak gördün mü? Evet. Direkt kalk. Direkt yapıştırdım. Müthiş. Çok iyi. Müthiş. Çok, ben hiç beklemiyordum. Yaklaşık 10 saniyede yanlış hatırlamıyorsam. 10 saniyeler yakın bir verileri vardı. Sen beklemiyordun değil mi? Yok, beklemiyordum. Ya şimdi bunlar geliştirilmiş biraz daha. Bir önceki nesil CVT kadar şey değil, sönük değiller. Ama tabii ki yine de hani benim her hafta anlattığım var ya mesela o performansa katkı sağlayan iyi şanzımanlarda anlatırım hep. Hani her kademede her bir vitese atışta aracı bir öne atar, bir öne atar, bir öne atar. Direkt performansa katkı sağlar. Evet. Bu onların yarısı kadar falan. Buna koy bir çift kavrama veya tam otomatik bir şanzıman. Of, görsen. O zaman evet. Aynen, o zaman gör performans. Ne dersin fiyatlar için? Mesela iki paket var bu araçta. Evet. İki pakette de donanımlar standart olarak sunuluyor. Biz en full paketteyiz. Tabii en full paketteyiz. En full'u bu işte. Yani onun dışında teknolojik donanım olarak bu kadar. Yani performansı bu. Araç uzun yolda 100-110'la giderseniz 5.5'lar 5.2'ler yakar. Bunun garantisini verebilirim sizlere. Ama şehir içi biraz performansı kullanırsanız bu şanzımanla işte 7.5-7.6'lar gibi veriler elde edersiniz. Daha sakin kullanırsanız 70-80 bandında kullanırsanız da o zaman da 6.5'ler, 6.6'ları görebiliyorsunuz, litreleri görebiliyorsunuz. Yakıt tüketiminde bak mesela bundan 4 ay önce lansman fiyatları 229 ya da 230 civarıydı. Çok uygunmuş gerçekten. 4 ay önce bundan o fiyatlardaydı. Şimdi gerçekten üzerine 100 binden fazla koymuş.
elegans paket yani bunun bir düşük paketinin 363.000'e çok büyük donanım farkları yok. Executive bizim test aracımızda 377.200'e çıkmış. Yani 100.000'den fazla koymuş üzerine. 4 ayda her ay 25.000'den fazla koymuş. Şeyi konuşmuştuk Murat senle. Opsiyon olarak çok bir şey alınamıyor dedik. Ama şöyle dışarıda tasarım opsiyon yaptırabiliyorsun. Dışarıda alırken böyle liftback'ler işte böyle rüzgarlıklar rüzgarlık takabiliyorsun. İşte far çamurluk modunu biraz daha oynayabiliyorsun. Makyaj mesela. Dışarıda ufak tefek makyajlar yapabiliyorsun ama onun haricinde içeride donanımsal olarak bu kadar. Hı-hı. Bu yani. Hani sunroof veya atıyorum ekstra bir ben şerit takip sistemi güvenlik donanımı taktirim falan diyemiyorsun. Ağzına sağlık Murat'cığım. Ben teşekkür ederim. Bu hafta D sınıfı premium bir araca bindiremedim seni ama. Olsun bu da güzel. Yani, evet sınıfının iddialı araçlarından City. City son dönemde çok da beğeniliyor yani. 4. nesilde zaten Türkiye yollarına gelmişti. Yine 7. nesliyle bizlerle birlikte City'nin de böyle kullanıcıları var biliyorum. Kulağıma da geliyor. Haftaya farklı bir araçla görüşünceye dek bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ama yine kafanızda soru işaretleri varsa bizlere YouTube kanalımız Otomobil Test'ten de ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.